Elseller merhaba. 4 gündür video atmıyorum biliyorum. Ama beni tanıyorsunuzdur artık bunca zamandan sonra. Benim üşengeçliğimden geçtiğimden dolayı, e, ergenliğin getirdiği avantajlardan sadece bir tanesi bu belki bir gün ergenlikten çıkarım. Başlamadan önce kısa bir şey soracağım. Hani videoyu 6 7'de atıyorum diyorum ya. Böyle yapmaya da devam edeceğim. Bu video hariç büyük ihtimalle bu videoyu çeker çekmez atacağım. Genelde öyle yapmayı seviyorum çünkü bu tür video Ama neyse. Yorumlarda hani söyleyebilir misiniz? Sizin için önemli mi hani 6 7de atmam yoksa umurunuzda değil mi istediğiniz zaman atabilir miyim diye. Yani sadece merakımdan soruyorum şu an bunu. O yüzden dediğim gibi yorumlarda söylerseniz hani zamanlı mı atayım yoksa yine eskisi gibi rastgele atsam umurunuzda olur mu? Bir merak ettim yani. Neyse onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. WWE Payback 2016'nın ilk maçı ile başlayalım tabii ki de karşınızda görüyorsunuz zaten Kalista vs Ryback. Ve tabii ki de ilk görüşünüz değil bu 500. görüşünüz olabilir tabii. ben biraz numarayı küçülterek söyledim tabii ki de çok büyük. Bundan hani 10 kat daha fazla. Dolayısıyla kimsenin umrunda değil bu maç. Ya da sözümü geri alıyorum. 8 yaş ve 6 kulübüne üye olan bütün herkesin umrunda da onun dışında sanmıyorum yani. Ve yani Kalisto'yu da böyle remisyar olarak görüyorlardı falan. Yeni yeni remisyar olarak görüyorlardı. Ben de öyle görüyordum da. Anladım kendi yani ya yaklaşamaz bile şu an Kalisto. Bilmiyorum belki ileride fikrim değişebilir de. Bence Mexican Superstar'ı şey yapabilirler. Albert Del Rio yapabilirler. Şu an heel ama. Yani geri geldiğinde Johnson'a karşı gayet güzel bir reaksiyon aldı. Sonra Dünyanın en sıkıcı hikayesini verdiler Del Rio'ya, en saçma finisherini verdiler hani. Resmen adamı kimse sevmesin diye her şeyi yaptılar. Ama güzel bir gimmick verirlerse, güzel bir finisher verirlerse... Aslında Del Rio aniden cross armbar yapsa böyle, nasıl diyeyim, hep belli ediyoruz hani CCC diye kalkmasını falan bekliyor. Ama ne bileyim, adam ona crossline yapacak, bir anda hani mesela NXT'de Aska yapıyor. Bir anda reversal yapıyor ve armbara geçiyor. Del Rio da öyle yapsa çok manyak olur hani, RKO aniden oluyor ya. Arkeo'nun çok güzel olmasının bir nedeni de o. Yani Alberto Del da finisher'ını aniden yaparsa bence o çok daha e, insanların hoşuna gider. Ben dahil. Neyse fazla uzatmayayım şimdi bu videoyu da 30 dakika yapmak istemiyorum ama büyük ihtimalle 30 dakika olacak. Bu, ah, bu videoyu diyorum. Bu maçı Ryback yener diye düşünüyorum. Yeni bir gimmick verdiler dediler hani ben şey dedi Ryback işte canavar olacağım falan tekrar eski halime döneceğim tag falan yok. Big Guy Ryback geri geldi falan diyor işte. Kalisto zaten hiçbir halt yapamadı United States şampiyonu olarak hani olmasa da olurdu yani cidden WWE bayağı batırdı bu maçı. Ee, Ryback yenecek diye düşünüyorum. Ama Kalisto yenerse de şaşırmam. İki şekilde de umurumda olmayacak üzgünüm. Neyse şimdi diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız WWE tag team şampiyonları şampiyonluklarının daha doğrusu şampiyonluklarına birinci contenderlık için. Enzo Amore, Colin Cassidy vs. The Wild Villains. <laughs> Colin Cassidy çok ilginç çıkmış yani. Kezban yüz ifadesi yapmış yani. neden nedense öyle gözüktü bana. Neyse. bu maçı kısaca söyleyeyim. i̇ki takım da fena gitmiyor. Tabii ki de Enzo ve Cass çok daha iyi gidiyor. İnsanlar seviyor onların. Bayağı momentumları var. Mod Villains pek de öyle gittiğini söyleyemem. Dolayısıyla bu maçı kazanmak zor, hani kazanmak zorunda Eğer geri gelmez, maçı kaybederlerse, Watford'ın e, bitti arkadaşlar. Zaten hani gemikleri o kadar güzel değil. Dolayısıyla kesinlikle e, bu maçı yenmeye ihtiyaçları var. Yani bu maçı hani Enzo Bekaş kaybetse de pek e, şey etkileneceklerini sanmıyorum. Zaten kaybetmekte iyiler. Hani karşı takımı güçlü göstermekte gayet iyi iş çıkarıyorlar. Enzo kesin zaten zamanı gelir de Bence bu maçı Watford'ın yenmeli. New Day ile de kapışır artık ve e, şampiyon bile olabilirler bilmiyorum şimdi sadece Payben şeyini yapacağım tahminlerini yapacağım artık o, o iş şeylerde bakarız. Evet bu maçı da Wadwell izleyecek pek e, başka söyleyeceğim bir şey yok. Baron Corbin vs Dolph Ziggler. Hmm, kim yenecek acaba? 20 yıl düşündüm bu hani kim yenecek diye ama aklıma hiç kimse gelmedi. Tamam saçmalamayı bırakayım Baron Corbin her türlü yeniyor bunu e, ee, yenilirse aşırı saçma olur ve hani pek ider geçerim. Zaten Ben Corbin'de böyle çok muhteşem bir debut yapmadı. Ve en NXT'de durması gerektiğini düşünüyorum hala. Bir de bu maçı kaybederse işte Wad Valenza olan Ben Corbin'e de olur. Ee, bayağı momentum gerekiyor. Ayrıca şu yeni saç stili bulursa da iyi olur. Çünkü çok iğrenç gözüküyor saç harbiden. Adam her an böyle kel kalabilirmiş gibi hissediyorum onu gördüğümde. Bari ıslatmasın diyeceğim de o zaman da <laughs> saçıyla ilişkiye girmek zorunda kalır güreşirken. Dolph da artık üzülüyorum abi Dolph ne diyeyim yani adam. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir Demi Sandow değil yani o kadar kötü şey etmiyorlar ana davranmıyorlar Dolph Ama kesinlikle daha fazlasını hak ediyor. Ve bilmiyorum ya artık geri gelebilir mi Dolph hani. Bana sorarsanız bundan sonra aşırı zor. Main event'e görmemiz aşırı zor Dolph Dean Ambrose Versus Chris Jericho biraz daha aşağı aldım gözükmüyormuş. Ee, Bunun da %100 Dean Ambrose yeniyor ve yenmesi gerekiyor artık. Kaç? PPV'dir maç kaybediyor. Triple H'e kaybetti. Brock Lesnar'a kaybetti. Başka kime kaybetti bilmiyorum ama eminim yani her kimle maç yaptıysa kaybetmiştir PPV'de. Chris Jericho WrestleMania'da AJ Styles'ı yendi. Ve zaten uzun süre e, kalacakmış Kalacakmış Chris Jericho zaten. Dolayısıyla bunu kaybederse Chris Jericho, hani hiçbir şey kaybetmez. Chris Jericho, Chris Jericho abi zaten böyle. Tabii ki de arada bir maç yenmesi gerekiyor. Ve AJ'si ağzına maçını yendi zaten. Ama bu maçı kesinlikle Dean Ambrose'a vermeleri gerekiyor. Dean Ambrose'un bir böyle geri zıplaması gerekiyor. Yani tekrar momentumunu kazanması gerekiyor. Maçın kendisi hakkında tahmin yapacak olursam çok muhteşem bir maç beklemiyorum ama kim bilir kim bilir belki ikisinin arasında böyle bir kimya vardır kimyasal bir şeyler vardır çok iyi anlaşırlar falan böyle yağ gibi kayar maç akıcı bir maç olur ve belki de gecenin maçı olur ama beklemiyorum yani çünkü gecenin maçı burada Sami Zayn vs Kevin Owens bir yıldan fazla oldu şeyleri var, düşmanlıkları var. Resmen John Cena kadar sürdür yani. Sadece WWE'dekinden bahsediyorum bu arada. Lütfen yorumlarda beni öldürmeyin biliyorum. Indilerde 800 yıldır birbirleriyle kapışıyorlar. <laughs> Sami Zayn nereye giderse de Kevin, Kevin da oraya geliyor. Sami kapışıyor falan. Bu belki de yapacakları son maçlarından biri olur bir beraber. NXT'deki maçlarına maç demek istemiyorum. Hani çok değişik farklı bir maçtı. Biliyorsunuz Zayn tuşu olmadı bir şey olmadı. 3 tane parmağım geri üst üste ve e, hakemler maçı durdurdu. Burada öyle bir şey asla beklemiyorum. Bence aşırı çılgın şeyler olacak. Gecemin maçı %100 bu olur. Belki e, bir şey geri tutar bu maçı. O da şey yaparlar hani madem bu kadar uzun süredir düşmanlar bari tutalım bu maçı şey düşmanlığı biraz diye hani ne bileyim Kevin Owens de yapıp yener falan. O yüzden bir dahaki Perpiyer'de kapışabilirler. Öyle olsa bile ben bu e, maçın gecenin maçı olacağını düşünüyorum. Kim yener? Hiçbir fikrim yok. Ama üç güdülerime güvenecek olursam bence Sami Zayn yener. NXT'de Kevin Owens yendi. Burada Sami Zayn yenecek. Ve bence 3 e, üçüncü maçı da yapacaklar. Rubber maçı da yapacaklar. Artık orada kim yener bilmiyorum. Yani WWE'den 50-50 booking bekliyorum ben. 800 yıldır yaptıkları şey. O yüzden e, bence Sami Zayn yenecek ama belki bir ihtimal. Hani Kevin Owens böyle bir hile yapıp e, Sami Zayn'i yener bilmiyorum. Dediğim gibi maçın kendisi muhteşem olacak. Sonucunu bilmiyorum. Yine sonucunu hiç bilmediğim bir maç. Yine aşağı almam gerekiyor ki isimler gözüksün. Intercontinental şampiyonluğu için The Miz vs Cesaro. Maurice geldiğinden beri hani Miss fena değil. Hala Zack Ryder'a üzülüyorum. Ama bir iki haftaya onu ben de unutmuş olurum. Dünyanın geri kalanıyla. Ee, hani Maurice de şimdi böyle yeni bir gimi Yani yeni gimik değil de böyle yeni bir şey oldu hani. Tekrardan yeni bir solo kalmaya başladı Miss. O yüzden direkt hani bitirirler mi bu şampiyonluğunu bilmiyorum ya. Ee, bence bence hiç emin değilim bundan. Yine üç güdülerime güveniyorum. Miz e, yenecek artık hile mi yapar bir şey mi yapar bilmiyorum. Miz yenecek Antonio Sizora belki ya da bir da da bir, bir, bir şampiyonuna gitmez de belki ne bileyim biraz bir şey şampiyonluğuna gider. Çünkü abi o kadar Zack Ryder'ın ağzında ettin bu yeni Miz gibi için. Ya da işte Marys olan olayı için gimmick demeyelim. Çünkü Miz hala Miz yani sadece yanında Marys var. Hani bir ayda içine edecek misin yani? Çünkü kaybederse burada Miz Pek bir anlamı kalmayacak. O yüzden... Ee, Zararını da yenme ihtimali yüksekti. Ben miz diyorum buna. <laughs> en eğlenceli maçlardan biri olacak. Sırf hani dışarıdaki ikiliyi izlemek istiyorum. Abi. Sırf Ric Flair'i izlemek istiyorum. E, WWE Women's Şampiyonluğu için Charlotte vs. Natalya. Şöyle diyeyim. Bunu da Ryback vs. Kalisto gibi defalarca gördük. Ve... Ee, Ondan dolayı da çok bir şey beklemiyorum hani görmediğimiz bir şey yaparlar mı bilmiyorum. Onu bırakın hani ışığın kadınların üstüne olması gerekirken büyük ihtimalle bütün maç boyunca Ric Flair ve Bret Hart'ta e, odaklanacaklar. Ric Flair zaten SmackDown'da direkt Natalya'ya kendini gebert falan demiş intihar et demiş hani çok güldüm abi ona ya. Ben görmedim ama hani çünkü editleyip atmışlar da çok komik abi Ric Flair çıldırmış artık. Zaten o maçta Delir Rick Flair. Sonra Bret Hart var. O da hiç iyi değil zaten. Böyle adam ne bileyim prostat kanseri oldu falan. Çıldırıyor diyor. Twitter'dan dis atıyor herkese diyor. Ben sadece Natalya için oraya gidiyorum. Yani onun dışında payback olma isteğim yok. Asla geri dönmek istemiyorum falan diyor. O yüzden çok eğlenceli olacak dediğim gibi. Sırf dışarıdaki ikiliyi izleyeceğim. Ve büyük ihtimalle bunu yapan tek ben de olmayacağım. Dolayısıyla anlamıyorum hani madem bu kadar Women's Revolution falan diyorsun neden anasını satayım neden bu ikisini dışarı koyuyorsun ki? Gerek yok hani bu ikisinin burada olmasına. Bu maçta da %100 Charlotte yeniyor. Gecenin en tahmin edebilir maçlardan bir tanesi bu. Natalya'nın yeneceğini hiç sanmıyorum abi. Yıllardır tek yaptığı şey diğer kadınlara güçlü göstermek ve öyle de devam edecek gibi gözüküyor. Hani şampiyonluğu yenerse cidden ama cidden şaşırırım. Ve madem da Sasha Banks'in yenmesine izin vermediler. O zaman bari e, hani adam akıllı bir title rain yapsın. Keşke Türkçesini hatırlayabilsem. Ve bundan daha sonra Mr. McMahon Raven kimi yöneteceğini açıklayacak. Artık ne var, ne eder, ne bileyim bir havaya kağıda atıyorum ilk kapan Rav'ın kontrolünü alır falan gibi şey mi olacak yoksa direkt çıkacak. Merhaba ben Vince Rav'ı e, Raven Shane yönetecek. Görüşürüz mü diyecek. Hiçbir fikrim yok ne olacak burada. Çoğu insan brand split diyor. Brand split ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela 2003'ten örnek vereyim. O zamanlar brand split vardı çünkü. Smackdown ayrı show. Raw ayrı show. Biraz da şey gibi düşünebilirsiniz. Bakın Raw'a bakın NXT'ye. Hani birbirlerinden ne ayrılar Smackdown ve Raw'u da aynı şekilde düşün yani. Ee, kendi süperstarları var. Kendi main title var. Hani kendi... E tag team şampiyonları var ne bileyim kendi div, e, şey kadın şampiyonları var ayrılar ve bence bu kadar da kötü olmaz çünkü öyle olduğunda daha çok güreşçi için yer açılıyor yani çünkü neden yani main eventer sayısı atıyorum 5 tane main eventer varsa hem SmackDown'da hem Raw'dalar ama bu sefer Ren Split olursa mutlaka bir show seçmek zorundalar dolayısıyla main eventerlerinde şeyi azalıyor mesela işte sayısı azalıyor ne yapmaları gerekiyor? Daha fazla main eventer yapmaları gerekiyor. O yüzden belki upper mid kartta olan adamlar main eventer oluyor yani. Gayet güzel olabilir. Vince McMahon gede sadece şey yani Shane yönetecek diye bitirebilir olayı da. Ya da Stephanie yönetecek diye bitirir olayı. Hiç brand split falan olmaz hiç. Bak da beklendiği kadar olay olmaz ve benim düşüncem de o hiç böyle olay olmayacak yani. 2-3 tane konuşma, diss atacaklar falan bir şeyler olacak. Sonra Vince şu yönetiyor Rav'ı diyecek, bitecek yani. Brand split olursa aşırı şaşırırım. Aşırı da sevinirim yani. Belki bir şekilde ıı, SmackDown'ı eski günlerine döndürebilirler. Cidden ıı, bulabilirseniz izleyin. SmackDown'ın ıı, 2002'den 2003'ün sonlarına kadar olan ıı, periyodunu izleyebilirsiniz. Çünkü cidden muhteşem yani. Neyse bununla birlikte main eventimize gelmiş oluyoruz. WWE World Heavyweight Şampiyonluğu için. ikisi de nedense Hindistanlı gibi gözüküyor bu fotoğrafta. Ama neyse... Uh, Roman Reigns vs AJ Styles. AJ Styles için çok çılgın bir ay oldu yani. bu Jericho kaybettiğinde çünkü böyle olmasını beklemiyordum. Bir dahaki gece direkt uh, birinci contender oldu. Ve şu ana kadar bütün rollarda hani doğru düzgün seçimler yaptılar. Kazanması gereken insanlar kazandı. Yani kazanmaya ihtiyacı olan insanlar kazandı. AJ Styles birinci contender olduğu gibi WWE mesela daha önceden şey yapıyor. Adamı birinci contender yapıyor ama adam bütün maçlarını kaybediyor yani. Ne alaka o zaman? Kim inanacak WWE şampiyonluğunu alacağını AJ Styles'a böyle bir şey yapmadılar. Şu ana kadar her maçını yendi. Yani güçlü gözüküyor. Yani Roman Reigns ona vuruyor, o ona vuruyor. Yani ikisi de eşit gözüküyor. Ayrıca işte Bullet Club olayı da çok iyi böyle AJ Styles için mi yapıyorlar bunu kendileri için mi yapıyorlar AJ Styles'ı arkadan mı bıçaklayacaklar Finn Balor mı gelecek hani kafada bir sürü soru bırakıyorlar o konuda hiçbir fikrim yok ama maçı kimin yenecek konusunda bir fikrim var o da Roman Reigns %100 bu maç Roman Reigns yenecek bence bilmiyorum Bullet Club'dan bir şey mi gelir ne bileyim Finn Balor gelir mesela ne bileyim arkalarından bıçaklar bir şeyler olur ya da olmaz o konuda dediğim gibi sıfır fikrim var ama kesinlikle ama kesinlikle Roman Reigns yenecek. Çünkü bir daha yeni şampiyon oldu. O kadar hani nefretin altından kalktılar. Bir daha şampiyonluğunu kaybetmek kaybetmesi daha doğrusu saçma olur. Yani adam direkt John rekorunu geçer herhalde. Hatta Ric Flair'in rekorunu da geçer böyle. Seneye herhalde 17. kez WWE şampiyon olur bu gidişle. Dolayısıyla Roman Reigns yenecek. Yani çok büyük ihtimalle arkadan bıçaklayacaklar. Luke Yellows Carl Anderson Öyle gözüküyor abi kesinlikle öyle gözüküyor yani Finn Balor da gelirse oh, yani Çok manyak olur da NXT'de biliyorsunuz hala face Finn Balor O yüzden uh, NXT'de face can be bir anda main rastıra geçip Heal olamaz Saçma olur mantıksız olur Onu bırakın o şey diyor yani ben NXT'de olmaya devam edeceğim Simon onun peşinden gideceğim diyor kızarırsa Samoa Joe rematch yapacak o. O zaman NXT'de heel turn yapması gerekiyor ki yaptığını sanmıyorum çünkü duyulurdu. Çoktan da spoiler verirdi birisi. Biliyorsunuz çünkü NXT önceden kaydediliyor o yüzden bilirdik yani öyle bir şey olsaydı. Bilmiyorum ya bana sorarsanız Finn Balor'la bir şey olmayabilir bu da. Maçı Roman Reigns inecek. <laughs> heel heat olacak. En azından ama AJ Styles arkadan bıçaklarlarsa baya bir hani mega face olacak AJ Styles. Ve inanmıyorum 16 dakika süren bir tahminlerin videosu. işte. İşte Doğru yola doğru gittiğim kanıt burada. Uf, neyse, e, onun dışında peypeg için söylemeyeceğim bir şey yok. Şimdi tekrardan e, kimin yeneceğini söyleyeyim her zamanki gibi. Roman Reigns yeniyor bunu. Ondan sonra e, burada ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Hani harbiden burada tahmin bile yapmayacağım. Gerek yok çünkü maç değil. E, Charlotte yenecek bunu. Bunu Sami Zayn yenecek demiştim yanlış hatırlamıyorsam ve öyle de düşünmeye devam ediyorum. The Miz yenecek. Dean Ambrose yenecek. Baron Corbin yenecek. The Vaude Villains yenecek. Ve Ryback yenecek. Bir iki tanesinden eminim mesela Charlotte, Romney, hat sahipsinden eminim lan. Bak, şu iki maçtan emin değilim bir kere. Bu kesinlikle Baron Corbin, kesinlikle Dean Ambrose. Emin değilim. Emin değilim. Kesinlikle Charlotte. Ee, kesinlikle Roman Reigns. WrestleMania bence böyle olmalıydı yani. WrestleMania kartı bu olmalıydı abi. İyi bir iş çıkardı cidden WWE çünkü ciddi ciddi maçların yarısı hakkında hiçbir fikrim yok hani kim yenecek diye. Ve eğer bir mucize olursa ve AJ Styles yenerse ne bileyim WWE K16'da Universe mod yapacağım. <laughs> Aa, nasıl hemen inanıyorsunuz ama harbiden bu neden şimdi aklıma geliyor bilmiyorum ki tahminlerim videosunda eğer emin olmadığım bir maç olursa veya şöyle diyeyim hani bu kesinlikle olmaz abi çok zor yani imkansız falan dediğim şeyler olursa ne bileyim böyle bir kural koyacağım falan çünkü işte o imkansız dediğim şey eğer gerçekleşirse o söylediğim şeyi yapmak zorunda kalacağım olabilir aynen bu seferlik olmayacak çünkü bir şey düşünemedim şimdi ama belki ileride böyle bir şey yapabilirim. Sırf hani eğlenceyi artırmak için. Neyse benden bu kadar arkadaşlar. Evet siz yorumlarda söylemeden önce biliyorum Eric Rung, Eric Rung. Eric Young NXT'ye gelmiş. Mutluyum, gururluyum. Bobby Roode orada. Ee, bakalım ne olacak? Birlikte mi çalışacaklar? Hiç takmayacaklar mı birbirlerini? Smojo orada, TNA'dan Bobby Roode orada. Eric Young orada, Başka TNA'dan kim vardı? Hatırlamıyorum. Keşke James Storm'a gitmeseydi işte. Salak niye gittik ki anlamadım. Abi TNA daha fazla para verse bile WWE'ye niye gitmiyorsun abi? WWE'de popiyor zaten WWE'den hiçbir şey yapmayıp gitsen bile. Hani bağımsız yerlerde bol bol para verirler ama bak bu tip şeyler yüzünden işte 30 dakika oluyor videolar. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>